Galatasaray'da Jose Mourinho bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından tuttomercatoweb.com'da yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp Roma'da forma giyen Amadou Diawara'yı gündemini aldı. Haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki ön libero için 4,5 yıllık sözleşme teklifi yapmaya hazır olduğu ve Diawara'nın da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'a bir müjde de Jose Mourinho'dan geldi. Serie A ekibi Roma'nın başında bulunan Portekizli teknik adama, genç orta sahanın durumunu soran sarı kırmızılı kurmaylar, oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen dünyaca ünlü teknik adam Mourinho'dan olumlu yanıt aldı. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Diawara transferi gerçekleşmezse B planı olarak Aliou Dieng'i düşündüğü yazıldı. Roma ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan genç oyuncunun adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile tanılmıştı. Kendisi için kariyeri boyunca 36 milyon euro bonservis ödemesi yapılan 24 yaşındaki ön libero, Napoli ve Bologna gibi takımlarında formasını giydi. Amadou Diawara ayrıca yine milli takımıyla da 18 karşılaşmada boy gösterdi. Galatasaray'dan Muhammed Elneny bombası. Galatasaray'da takıma Domenech Torrent'in gelmesinden sonra transfer politikası tamamen değişti. Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sırasında yer alan Gedson Fernandes geri plana atıldı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Galatasaray'ın hedefinde ise Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan Muhammed Elneny bulunuyor. Mısırlı orta saha oyuncusu gelen teklife sıcak bakıyor. Cimbom Arsenal'le görüşmelere devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun Arsenal'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek maliyetinden dolayı İngiliz ekibi de Elneny ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Başarılı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'a transfer olma ihtimali %100 olarak görünüyor. Mısırlı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro. Elneny bu sezon 10 maçta bir asist yaparak Arsenal'e katkı sağladı. Unutmadan hatırlatalım. Aytaç Kara da Galatasaray'a transfer olmadan hemen önce Transfermarkt verileri Aytaç'ın Galatasaray'a %100 transfer olacağını belirtmişti. Bakalım bu transfer de gerçekleşecek mi? Inter'den Galatasaray'ın yıldızı için çılgın teklif. Galatasaray'a sezon başında transfer olan Rumen maestro Alexandru Çikaldao için astronomik bir teklif geldi. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan kulübün İtalyan devi Inter, transfer teklifinin ise 25 milyon euro olduğu öğrenildi. Galatasaray'a geldiği günden bu yana hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sarı kırmızılı taraftarları adeta Messi'den yıldız 8 numara için birçok kulüp sıraya girse de ilk ciddi teklif Inter'den geldi. Çika'yı 2 yıldır gözlemleyen mavi siyahlı gözlemciler bu sezon patlama yapan Rumen Yıldız'ın bir an önce transfer edilmesi gerektiği raporunu Inter'in hocası Inzaghi'ye iletti. İtalyan basını 6,5 milyon euro ödenerek alınan 24 yaşındaki orta sahanın devre arasında 25 milyon euroya Inter'e imza atacağını iddia etti. Habere göre Inter uzun süredir takip ettiği Çikaldao'yu ikna etti ve transfere noktayı koydu. Ocak ayında Milano'ya gitmesi beklenen Çika'nın İtalyan devinde yılda 3 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Çikaldao'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılının sonuna kadar devam ediyor. Galatasaray'a 25 milyon euroluk Marco Biancosu. Galatasaray'da transfer rüzgarları esmeye başladı. Brezilyalı süper stoper Marco için sürpriz bir talip çıktı. Oyuncuyu izlemeye alan İngiliz devi Manchester United, Marco'yu kadrosuna katmak için aracılar vasıtasıyla harekete geçti. Galatasaray cephesinde ise resmi teklifin gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda tek gol dahi yemeyen tandemini yalnızca cazip teklifler gelmesi halinde bozma kararı aldı. Bu nedenle de United'ın ilk temaslarda belirttiği 25 milyon euroluk teklifi resmileştirmesi bekleniyor.
Marcao daha önce yaptığı açıklamada Brezilya milli takımının formasını giymeyi çok istediğini ve bunun gerçekleşmesinin de en kestirme yolunun dünyanın en büyük 5 liginden birinde oynamak olduğunu belirtmişti. İngiliz basınından gelen haberlere göre Galatasaray'ımızın 2018-2019 sezonunun kış transfer döneminde Chavez'e 4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Marcao'nun peşinde. Manchester United'ın yanı sıra Premier Lig'den 2 kulübün daha olduğu ve bu takımların Samboy'cı stoper için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Galatasaray, Ola Solbakken için anlaşma sağladı. Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürerken bir süredir gündemde olan Ola Solbakken'den iyi haber geldi. Galatasaray'ın Solbakken için takımı Bodo Glimt'le anlaşmaya vardığı ifade edildi. Nordisk Futbol Norveç'in haberine göre Galatasaray Bodo Glimt'le anlaşma sağlarken Solbakken de birkaç gün içinde Sarı Kırmızılıların kadrosuna katılacak. Bu sezon sergilediği performansla Norveç milli takımına kadar yükselen 23 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon takımı Bodo Glimt adına çıktığı 10 maçta takımına 5 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası. Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Talisca şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Sambıcı Yıldız Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini Galatasaray'da yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu Yıldız 10 numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve Ahmet Nur Çebi'nin Alex Texeri'ye varken böyle bir hamle yapmayacağı konuşuluyor. Son yıllarda limitler dahilinde transfer yapmak zorunda olan İstanbul'un 3 büyüklerinden Talisca'nın maliyetini zorlanmadan karşılayabilecek tek kulüp Galatasaray. Zira Cimbom hem sezon başında 10 numara transferi için ayırdığı bütçeyi henüz kullanmadı hem de takımın en çok kazanan 2 ismiyle sezon sonunda sözleşmeler bitiyor. Hal böyle olunca Galatasaray'da ezeli rakiplerinin 1 hatta 2 adım önüne geçiyor. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a gittiğini ve Sarı Kırmızılıların Talisca'yla prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Talisca'yı 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Yıldız futbolcunun maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu rakam da 3,5 milyon euroya geliyor. Talisca'yla transfer görüşmesi yapması için Galatasaray'a yetki veren El Nasır yönetimi ise Sambacı Yıldız'ın ikna olması halinde Galatasaray'la pazarlık masasına oturacak. Sarı Kırmızılılar Talisca'nın ardından oyuncunun kulübünü de ikna edebilirse 27 yaşındaki 10 numara Ocak ayı içinde kapa bildirilecek.